Salgın süreci tam da düğün planlarının yapıldığı aylara denk geldi. Virüslerin 100 bin düğünü etkilenirken 98 bini yeni tarih aldı. 2 bini ise düğün yapmaktan vazgeçti. Koronavirüs salgınından düğünler de etkilendi. Türkiye'de her yıl 600 bin çift evleniyor. Bu çiftlerin 500 bini düğün yapıyor. Bir düğün sitesinin yaptığı araştırmaya göre bu yıl salgından Nisan, Mayıs ve Haziran ayı başındaki 100 bin düğün etkilendi. 100 bin düğünün %2'si iptal edilirken %93'ü bu yılın ilerleyen aylarında, %5'i de gelecek yıl yapılmak üzere ertelendi. Şu anda yapılamayan düğünler Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim hatta Kasım aylarında belki hafta sonu değil ama hafta içi çarşamba, perşembe, cuma günleri yapılacak. Dolayısıyla şu anda düğün sektörünün kaybettiği 100 bin düğünün ileriki dönemlerde telafisi mümkün. Yani düğün sektörü bundan gerçekten çok az etkilenecek diye hesaplıyoruz. Firmalar bu süreçte sağduyulu davrandı. Düğünlerin çoğunda erteleme süreci için sorun yaşanmadı. Düğünden vazgeçenlerin sayısının da az olmasıyla düğün sektöründe diğer sektörlere göre nispeten iyimser bir tablo ortaya çıktı. Güzel haber şu, bu düğünlerin daha sonraki aylarda tamamlanmasıyla, gerçekleşmesiyle var olan kayıpların tamamen kapatılacağını öngörüyoruz. Yani düğün sektörü herhangi bir problem yaşamadan korona sürecini atlatacak gibi görünüyor. Araştırmaya göre düğününü erteleyen çiftlerin %88'i fazla ücret ödemek zorunda kalmazken %12'si ekstra ödeme yaptı.